Sırada Rectangle aracı var. Line aracının hemen solundaki. Tıklayıp aktif hale getiriyorum. Tıklayıp dikdörtgeni oluşturmaya başlıyorum. Oluştururken içinde bazı çizgiler çıkacaktır. Golden Section ve Square gibi. Bütün köşeler birbirine eşit ölçülerde ise sağ alt köşede de görüldüğü gibi Dimensions'da 210,1 santimlik bir kare olduğunu gösteriyor. Alttaki dimensionlar ben hareket ettirdikçe oynayacaktır. Tıkladığımda başka hiçbir araca geçmeden hala dimensionları değiştirerek klavyeden 300 noktalı virgül 200 yazıyorum. O da değişecektir. Beğenmedim. 400 noktalı virgül 200 mesela gibi. Bu şekilde hala dikdörtgeninizi değiştirebilirsiniz. Devam ediyorum. Üzerine gelip on edge'den de başlayıp bu şekilde on edge, bu şekilde dikdörtgenler oluşturabilirsiniz. Eğer bu işlemi üçüncü boyutta yaparsak, isometrikten üçüncü boyuta geçiyorum. Dikdörtgen aracım yine aktif. Tıklayıp diğer köşenin üzerinde mouse'umu bekletiyorum. Ve yavaş yavaş ileri doğru itiyorum mouse'umu ve yukarı doğru kalkıyor dikdörtgen. Tıkladığımda şu an gördüğünüz gibi dikey. Tıklayıp burada da bekletiyorum mouse'umu. Yukarı doğru kaldırıyorum. Eğer kayarsa mouse'un hizası bu şekilde olacaktır. Yere çizim yapacaktır. Kaymasını istemiyorsanız Shift'e basılı tutup Constrained Online From Point dediğinde aynı hizadaki noktayı görmüştür. İsterseniz çapraz olarak da yapabilirsiniz bunu. Endpoint'ten burada bekletiyorum mouse'umu ve ileri doğru itiyorum. Yukarı doğru kalkacaktır. Buradaki endpoint'i gördüğümde de çapraz olarak dikdörtgen oluşturabiliyorum.